Hey, size daha önce mükemmel bir vücudunuz olduğunu söylemiş miydim? Hayır, hayır, hayır. O anlamda demedim. Demek istediğim harika bir vücudunuz var. Of, yine olmadı. Tamam, o zaman şöyle diyeyim. İnsan vücudu gerçekten de çok havalı, pek çok şey yapabiliyor. Neler yapabiliyormuş? Hadi beraberce bakalım. Bir numara. İnsanlar gerçek anlamda parlar. Bu özellik bazı deniz anaları ve diğer deniz canlılarında çok daha belirgin olsa da bu gezegende yaşayan her canlı ışık yayar. Evet, insanlar da dahil. Bu etkiye dirimsel ışıldama denir. Tek fark bizim bu ışığı hiç göremememizdir. Bu ışık gözlerimizin görebildiği ışıktan 1000 kat daha sönüktür. Ancak ışık geçirmeyen bir odada birine çok hassas bir kamera aracılığıyla bakarsanız parladığını görebilirsiniz. Bu ışık gündüzleri daha parlak ve geceleri ise daha sönüktür. Ayrıca vücudumuzun en çok parlayan bölgesi yüzümüzdür. 2 numara. Dünyanın en iyi kameralarına sahibiz. İnsanlığın icat ettiği en iyi kamera 200 megapikseldir. Ancak buna ihtiyacınız yok çünkü gözleriniz bu konuda çok daha başarılıdır. 576 megapiksel resim kalitesi kulağa nasıl geliyor? Evet, gözleriniz bu kadar iyi görüyor. Keşke bu resimleri kağıda bastırıp çerçeveye koyabilseydik ama ne yazık ki bu resimler gözünüzün arkasında basılıyor. Teknolojinin bize yetişmesi için kat etmesi gereken daha çok yol var. 3 numara. Hepimiz uzun mesafe koşucularıyız. Yani öyle gibi. İnsan kalbi küçük ama güçlü bir motordur. Kalbiniz bir gün içinde o kadar etkili bir şekilde kan pompalar ki vücudunuzdaki her bir damardan geçerek kat ettiği yol 19 bin kilometreye ulaşır. Bu Amerika'nın bir kıyısından diğer kıyısına koşarak gitmek gibidir. Hem de tam 4 kez. Sürprizler sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Bütün kan damarlarınızı uç uca ekleseydiniz, ölürdünüz tabii ama dünyanın etrafını sarmalayabilirlerdi. Hem de birkaç kez. 4 numara. Bir şempanze kadar çok kılınız vardır. Alınmayın. Küçük maymun arkadaşlarımızla aramızdaki fark kıllarımızın miktarı değildir. Onlarla aynı miktarda kılımız var. Ancak fark kıllarımızın ve saçlarımızın niteliğidir. Evet, biz güzel şamponlar kullanıyoruz. Hayır, aslında bu kıllarımızın evrimleşme şekliyle alakalı. Daha etkili bir şekilde terleyip bu sayede vücut ısımızı kontrol etmemiz gerekiyordu. Kıllarımızın ince olmasının bir başka avantajı da parazitlerin derimize yerleşmesine elverişli olmamasıdır. Aynı zamanda böyle daha iyi görünüyoruz. Yani her açıdan avantajlıyız. 5 numara. Öksürüğümüz neredeyse ses hızına ulaşabilir. Ciğerlerimiz içindeki havayı öyle bir güçle dışarı çıkarır ki hava neredeyse ses hızına ulaşır. Yani aslında tam olarak ses hızının 1/3'üdür. Ama bu da bir şey. Bu özellikle de ciğerlerin derinliklerinden gelen gürültülü öksürükler için geçerlidir. Bunun gibi. Biraz su içsem iyi olur. Öksürüğünüzün biraz daha hızlı olup ses patlaması yarattığını hayal etsenize. Böyle bir şey olmaz çünkü ciğerlerimiz öksürüğümüzün hızını düzenler. 6 numara. Vücudunuz suyun altında olduğunu bilir. Baloncuklar da bunun göstergesi değil midir zaten? Hayır. Vücudunuzun suyun altına girdiğinizde vücut fonksiyonlarınızı yönetmek için özel bir mekanizması var. Buna dalış refleksi denir ve bu insanlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm memelilerde vardır. Bu refleks vücudunuzdaki oksijeni kalbinize ve beyninize yönlendirerek yeniden dağılmasını sağlar. Suya daldığınız anda vücudunuz kalp atış hızınızı otomatik olarak yavaşlatır, kan damarlarınızı daraltır ve dalağınızda depolanan kırmızı kan hücrelerini serbest bırakır. Bu refleks ayrıca yüzün ve özellikle de burun deliklerinin ısıtılmasıyla da tetiklenir. Ancak sadece ellerinizi veya ayaklarınızı suyun altına tutarsanız herhangi bir şey olmaz. Hazır bundan bahsetmişken. 7 numara. El ve ayaklarınızın suyun altında buruş buruş olmasının bir nedeni var. Bu uzun süre suyun altında kalan herkesin başına gelen basit bir şeymiş gibi görünebilir. Ancak işte şaşırtıcı bir gerçek. Cilt sinirleri hasar görmüş insanların parmakları suda buruşmaz. Bu buruşmanın sinir sistemi tarafından tetiklenen bir amaca hizmet eden bir tepki olduğu ortaya çıktı. Ellerimiz ıslak yüzeyleri daha iyi kavrayabilmemiz için buruş buruş oluyor. Deneyler de bunu kanıtlıyor. Yapılan bir deneyde kuru üzüme benzer buruş buruş parmaklı kişiler, ellerinin derisi düz olanlara oranla daha fazla ıslak bilye toplayabildi. Listemizin neredeyse yarısına geldik ancak yorumlara istediğiniz zaman insan vücuduyla ilgili sizin bildiğiniz çılgın gerçekleri yazabileceğinizi unutmayın. Tamam, şimdi sıra en büyük hurafeden bahsetmeye geldi. 8 numara. Beynimizin sadece %10'unu kullanıyoruz. Saçmalığını tamamen unutun. Bu efsane, beynimizin potansiyelinin tamamını kullanmadığımızı söyleyen ve artık geçerliliği olmayan araştırmalardan kalma. Zaten bu araştırmalar beynimizin %10'unu kullandığımızı hiçbir zaman söylememişti. Günümüzde beynimizin sürekli aktif olduğunu biliyoruz. Beynimizdeki her bölge ve salgı bezi uyku sırasında bile çalışıyor. Bir düşünün, eğer beynimizin %90'ını kullanmıyorsak neden beynimizin ürettiğimiz tüm enerjinin %20'sine ihtiyacı var? Bu enerjinin tümü %10'luk bir dilime mi gidiyor yani?
Hiç sanmıyorum. Ama bence ben pazartesi sabahları muhtemelen beynimin sadece %10'unu kullanıyorum. 9 numara. Vücudunuzda kanın hiç gitmediği bir yer var. Vücudunuzdaki her parçanın bağlı olduğu bir kan kaynağı mutlaka vardır. Kanınız vücudunuzun her parçasına yararlı maddeleri taşır ve istenmeyen şeyleri oradan uzaklaştırır. Tek bir yer hariç. Korneyalarınız. Kornea gözlerinizin ön tarafında bulunur ve bir lens ya da kalkan işlevi gören şeffaf bir katmandır. Bu katmanlar gözlerinizin iç tarafındaki daha hassas kısımları korur. Korneanın içinde kan damarları yoktur. Gözyaşı kanalları ve havadaki oksijenle doğrudan temas etmeleri sayesinde ihtiyaç duydukları her şeyi alırlar. Bu yüzden gözlerinizi nemli tutmak ve arada bir dinlenmelerine izin vermek oldukça önemlidir. 10 numara. Ortalama 21 yaşındayken bedenlerimiz büyümeyi bırakır. NBA starı olmayı ne kadar isterseniz de 21 yaşında kaderiniz mühürlenir. Ancak basketbol yıldızlarının kocaman kulaklara ve burunlara ihtiyacı olsaydı durum böyle olmazdı çünkü kulaklarınız ve burnunuz hayatınız boyunca büyümeye devam eder. Bunun nedeni burnumuzun ve kulaklarımızın kıkırdaktan oluşmasıdır. Kıkırdak, kemiklerin aksine kendi kendini doğal yolla iyileştiremez ancak küçük yaraları kapatmak için büyür. Bu ve yer çekimi kıkırdağımızı vücudumuzun diğer bölgelerinden daha açık bir şekilde etkilemesi, kulaklarımızın ve burnumuzun her yıl azıcık büyümesine neden olur. 11 numara. Kadınların beyni hamilelik sırasında küçülür ancak bu iyi bir şeydir. Evet, bu süreçte biraz daha küçük hale gelir ancak küçük olması kötü olduğu anlamına gelmez. Beynimizde duygulardan ve sözsüz iletişimden sorumlu bölgeler vardır. Bir kadın hamile kaldığında bu bölgeler tamamen revizyondan geçer. Fiziksel açıdan küçülürler ancak bunun tek nedeni beynin yapısını daha odaklı ve verimli hale getirmesi ve nihai hedefe yani çocuğun doğumuna hazır olacak şekilde değiştirmesidir. Yani aslında bu küçülme beynin hızlı bir şekilde geliştiğinin göstergesidir. Tersi değildir. 12 numara. Bebeklerin yetişkinlerden daha fazla kemiği vardır. Yetişkin bir insanın 206 kemiği varken yeni doğmuş bir bebeğin tam 300 kemiği vardır. Yeni doğan bebeklerin kemikleri tamamen oluşmamış ya da kaynaşmamış olur. Kemiklerin çoğu farklı parçalara bölünmüştür ve daha esnek bir maddeyle birbirine bağlıdır. Evet, bu madde biraz önce bahsettiğim kıkırdaktır. Zamanla bebek büyüdükçe kemikler sertleşir ve birbirleriyle birleşir. 13 numara. Elinizdeki tüm gücün yarısı serçe parmağınızdan gelir. Bizi insan yapan parmaklarımızdır. İşaret parmağımız ve orta parmağımız olmasaydı ellerimiz işe yaramaz olurdu değil mi? Elimizin yan tarafında kendi halinde takılan o küçük serçe parmağın gücünü hafife almayın. Serçe parmağınız elinize güç sağlamak için orta parmağınızla birlikte çalışır. Serçe parmağınız olmasaydı nesneleri kavrama gücünüz daha zayıf olurdu. Ayrıca serçe parmağınız bir tür aleti kullandığınız durumlarda yaptığınız gibi bileğinizi tamamen çalıştırdığınız durumlarda bilek hareketinin kontrolünü sağlayan parmaktır. 14 numara. İnsanların dişleri aslında beyaz değildir. İşte sonucuya geldik. İnsanların dişleri mine denilen eşsiz bir maddeyle kaplıdır. Bu bir canlının vücudundaki en sert şeydir. Çelikten daha serttir ancak aynı zamanda daha kırılgandır. İşte diş minesiyle ilgili bir gerçek daha. Diş mineleriniz aslında beyaz değildir. Buğulu şeffaf bir tondadır ve içinde biraz da mavi renk vardır. Gördüğümüz renk, minemizin altındaki dentin adı verilen ikinci katmandan kaynaklanır. Bu katmanın rengi de sarıdır. Bunu zaten sarıymış diyerek dişlerinizin bakımını yapmamak için bir bahane olarak kullanmayın tabii. Temizlik çok önemlidir. Durun bir dakika, minemizde biraz mavilik olduğunu söylemiştim değil mi? Yoksa Blue Tooth ismi buradan mı geliyor? Blue, mavi, tooth, diş, birden aklıma geldi. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gideceğini düşündüğüm başka videolar. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.